Merakla bekleniyordu. Bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Cumhur İttifakı liderlerinin bugünkü zirvesini önemli kılan en dikkat çekici başlıklardan biri %50+1 konusu. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan %50+1'lik oranının düşürülmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş. Buna karşı MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokratik meşruiyet temeli %50+1'dir demişti. Bu açıklamalar sonrası bugün ilk kez bir araya gelen Erdoğan'la Bahçeli'nin 50+1 konusunda ele alabilecekleri konuşuluyordu. Yaklaşık bir saat süren zirve sonrası iki taraftan da açıklama yapılmadı. İki liderin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı bu görüşmenin öncesinde ise partisinin grup toplantısında konuştu. Gazze'ye yönelik saldırılar ana gündemiydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze kasabı diye seslendi. Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. İsrail-Filistin arasında geçici ateşkes süreci işlerken çok sert sözlerle bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Bu kara leke sadece Netanyahu'nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısından verdi. Kalıcı ateşkes vurgusunu yineledi. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunların çözümü için bir kez daha diplomasi vurgusu yaptı. 7 Aralık için öngörülen Yunanistan ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflarımız dün de vardı, yarın da olacak. Bu ihtilaflardan çıkar sağlama peşinde koşanlar da olacak. Ama bu gerçek, iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmiyor. Gündeminde iç politikadaki gelişmeler de vardı. CHP'deki lider değişimi için bir kez daha konuştu. CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturan şahıs değişti. Ama CHP'nin siyaset yapış tarzında zerre-i miskal değişiklik olmadı. CHP yönetiminin gölge kabine atamalarına gönderme yaptı. Biz kabinemizi takip etmek üzere kolpa da olsa işlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bizden öğrenecekleri çok şey var. CHP lideri Özgür Özel'in opera sanatçısı Pervin Çakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuştu. Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını ifade ediyorlar. Biz şehit analarıyla, Diyarbakır anneleriyle, elleri nasırlı emekçi kadınlarımızda vatanı için canını ortaya koyan kadın polislerimiz ve askerlerimizde elleri öpülesi saygıdeğer öğretmenlerimizle yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Sözü yerel seçimlere getirdi, İstanbul için iddialı konuştu. Gençler unutmayın, bakın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz.